Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şuna bakacağız. Bir flash belleğim vardı arkadaşlar, öyle anlatayım. Bu 8 GB'lık boyutu vardı. 2,5 GB'a düştü arkadaşlar. Bu problemi ben birkaç gündür çözmeye çalışıyorum ve çözdüm. Hani sizlerle de paylaşayım dedim. Hem de YouTube'da videolar birkaç yıllık hep bununla ilgili. 2020 yılına dair bir video olsun istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle açalım bilgisayarımı. Bakın şu USB şu an 740, yani 8 GB. Bu arkadaş da 2,5 GB'a düşmüştü. Yani şu sadece şu kadarlık bir kısmı gözüküyordu. Şimdi bunu arkadaşlar halletmenin bizim için bir yolu var. Eğer sizin de bu şekildeyse bu boyutu küçülen flash birliği tekrardan siz de eski boyutlarına getirebilirsiniz. Bunun için arkadaşlar şuraya CMD yazalım ve CMD gelip arkadaşlar üstüne yönetici olarak çalıştır diyelim. Daha sonrasında arkadaşlar buraya disk part aynılarını yazın. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar list disk yazıyoruz. Ve bizim disklerimizi listeliyor arkadaşlar. Bakın. Bunu siz benimki şu arkadaşlar disk 1 boyutundan anlayacağız. Bakın 23 şey 223 GB olan benim SSD'm. Sizde eğer ki bölümlendirdiyseniz SSD'ye hani CD gibi burada birkaç tane çıkar. Dikkat edin. Onlara dokunmayacaksınız. Flash belleğin diskini arayacaksınız. Flash belleğiniz kaç GB'sa, diyelim 8 GB'sa budur arkadaşlar. Disk 1. Dolayısıyla ben de buraya arkadaşlar select disk numarasını yazıyorum. 1 ve enter diyorum. Bakın şu an seçtik bu diski. Seçtikten sonra arkadaşlar şuraya clean diyorum ve enter diyorum. Yani temizledi. Şimdi temizlendikten sonra arkadaşlar şöyle diyorum. Buraya create diyorum. Aynılarını yazın. Create partition. Daha sonra da primary yazıyoruz arkadaşlar. Pardon. Primary yazdıktan sonra create partition primary. Yazdıktan sonra arkadaşlar enter diyoruz. Ve bakın bölümlendirdik. Şimdi arkadaşlar bölümlendirdikten sonra şuraya geliyoruz bilgisayarımıza. Bakın gördüğünüz gibi şu an sadece FAT32 şeklinde. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kapatıyorum. Arkadaşlar sağ tıklıyoruz üstüne. Sağ tıklıyoruz ve bakın burada biçimlendir seçeneği var. Bazı bilgisayarlarda arkadaşlar bu format olarak da geçebilir. İkisi de aynı şey. Biçimlendir'i tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan NTFS, FAT32 veya işte EXFAT diyor. Ben olduğu gibi bırakacağım arkadaşlar. Herhangi bir format değişikliği yapmayacağım. Burada arkadaşlar bunu başlat diyoruz ve birim etiketi olarak da ben şuraya X yazıyorum arkadaşlar. Hatta büyük harfle yazayım. Bu da ismi olacak arkadaşlar. Zaten ismi var ama hatta bunu hiç yazmayalım. Şurada arkadaşlar hızlı biçimlendir diyor. Başlat diyorum. Tamamı tıklıyorum. Başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamlandı ve bunu kapatıyorum. Bakın şu anda tekrar normal boyutuna döndü. Siz de bu adımları izleyin arkadaşlar. Normal boyutlarına dönme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Eğer ki yaptığınız işlemlerle ilgili herhangi bir problem yaşarsanız yorum bölümünde belirtirseniz arkadaşlar ve bildiğim bir şeyse elimden geldiğince sizlere konuda yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bu arada az önce yaptığımız işlemi buradan da yapabilirdik. Fakat hani daha kolay diye ben bilgisayar üzerinden gösterdim. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Her neyse bugünlük diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.